React Native hatalar serisinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde size iki tane ufak hatayı göstereceğim. Bunlar hızlı çözülebilir hatalar. İleride daha uğraştırıcı hatalarda geçeceğiz. Hemen başladığımızda bir proje oluşturdum. MPX Expo Start yaptım. Ancak emülatörleri çalıştırmadım. Emülatöre geldiğimde E'ye basıyorum burada. E'ye bastığımda burada görmüş olduğunuz gibi şöyle bir hata veriyor. Bu hatanın aslında basit bir sebebi olduğu için hızlıca göstermek istedim. Zaten burada da yazıyor. Simulator device failed. Yani simülatör oluşturulamadı. Neden? Aslında geldiği halde oluşturulamamasının sebebi burada ekran kilidinin kapalı olması. Bunu hemen kaldırıyoruz yukarıya normal iPhone'larda yaptığımız gibi. Geliyor bu şekilde. Ondan sonra tekrardan bir i'ye basıyoruz ve uygulamamız rahatlıkla açılıyor. A'ya bastığımızda da Android emülatörümüzde projemiz açılacaktır. Kilidini açmayı unutmayın telefonların hatayla karşılaşmayacaksınız. Şimdi bu ikinci bölümde ben kısa bir şey göstermek istiyorum. Burada bir text input yaptım. Kullanıcı input yapabilmek için yani yazabilmek için buraya bastığında klavyeleri açılıyor. Klavyeleri açıldığı zaman tekrardan dışarıya bastığımızda ya da bir şekilde bu klavyeyi yok etmemiz gerekiyor. Yani aşağıya doğru tekrar kaybolması gerekiyor. Android'de böyle bir imkan var. Hani buradaki return ne? Tekrardan iOS tarafında da böyle bir imkan var ama hepimiz doğal olarak bu tuşlara basmak yerine ekranın herhangi bir boşluğuna bastığımızda Hata kalksın yani e, keyboard hide edilsin anlamında bir işlem yapacağız. Buradaki klavyeyi ekrandan yok edeceğiz. Bunun aslında çok basit bir çözümü var. Burada React Native bize şu bölümde React Native içerisinde import edebileceğimiz iki tane yapıyı sunuyor. Pouchable without feedback olayı var. Bu bir buton oluşturmak için kullanılıyor ancak ekranda herhangi bir animasyon sağlamasın herhangi bir işlem yapmasın gibisinden. Öyle düşünebilirsiniz. Bir de keyboard özelliğimiz var. Bunun her ikisini de aldıktan sonra bunun en dışına touch all feedback, kurup bunu bir konteyner yapısı gibi düşünüp içerisine alıyoruz. Yine şu içerisindeki yapımız sabit kalıyor. Bunu yaptıktan sonra on press yani kullanıcı tıkladığında şöyle bir işlem yapacağız. Bir function'ımızı açıyoruz. Anonim bir function. Keyboard diyoruz. Sonra da dismiss diyoruz. Bu şekilde kalkıyor. Ya da ne yapıyorduk? hiç function açmadan direkt tek bir function tanımlayacaksak bu şekilde direkt kendisini tanımlayabiliyoruz. Bunu yaptığımızda geldiğimizde iOS tarafında Enter'a bastığımızda yukarıya basıyoruz tekrardan. Buraya geldiğimde Android tarafında aynı şekilde dışarı bastığımda ekrandaki hata kaybolmuş oluyor. Aslında bir hata mesajı olarak değil hiçbir hata mesajı almadığımız halde nasıl böyle bir sistemde çözüm bulamayız gibi bir sorunlar olabiliyordu. Bundan dolayı da bu yapıyı öğrenmeniz gerekli. Neydi? Touchable feedback'li bir konteyner içerisine alıyoruz. On press yapıyoruz yani ekranda herhangi bir tıklandığı yere, sonra da dismiss yapıyoruz. Ama burada önemli olan, taggable widget Feedback ve kısmını tepe konteyner olarak kullanacağız. Tepe konteyner ne demek? En üst view'dan bir üstte olmak zorunda ve style tanımlamamıza gerek yok. Yani konteyner tanımlayıp flex bir ekranı kapla dememize gerek yok. En tepede olduğu için içindeki zaten onu ekranı kaplayacak şekilde götürecektir. Bundan dolayı her iki hatamız da bu şekilde çözülebiliyor. Hem Android tarafında hem de iOS tarafında bu şekilde çözümü üretebilirsiniz. Sizin de karşılaştığınız hatalar varsa yorumlar bölümüne yazarsanız ulaşabildiğim bir hataysa çözmeye çalışırım video içerisinde. Şimdilik görüşmek üzere.